Merhabalar, Halim Yılmaz YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugünkü videomuzun konusu Selek olacak. Yani Selek koduyla işlem gören şirketimiz Selçuk Eczacı Deposu ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Videomuza geçmeden önce burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı siz de yapınız. Arkadaşlar, bir de YouTube kanalımızla ilgili birkaç değişikliği bildirmek istiyorum. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda bir katıl bölümümüz var. Burada katıl bölümüne katılan arkadaşlar için tamamıyla Telegram tarafında bir grup oluşturduk. Bu grubu oluşturmamızın amacı, Telegram tarafındaki grubumuz tamamıyla ücretsiz biliyorsunuz. Fakat orada çok fazla günlük içerisinde veya seans sonunda hisse takibi yaptığımız için katıl butonundaki arkadaşlara haksızlık olmaması adına onların analizlerini tamamıyla farklı bir gruptan yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Bunun bilgisini vereyim. Ayrıca burada online eğitim almak isterseniz de yine bana burada hakkında tarafında Twitter tarafından ya da Telegram tarafından ulaşıp online eğitimde alabilirsiniz. Eğitim videolarımıza da yine buradan üye olarak ulaşabilirsiniz dostlar. Şimdi gelelim Selçuk Eczacı Deposu'na. Selçuk Eczacı Deposu zaten çok fazla günlük hayatta da karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Ama kurumsal tarafından bir incelediğimizde genel olarak bize neler sunmuşlar, nelerden bahsetmişler bunlara bir değinelim. Selçuk Eczacı Deposu hakkında geçtiğimizde bir bakışta Selçuk Eczacı Deposu'nu incelersek bakın net bir şekilde cirodan ve net kardan oluşan bir tablo karşımıza çıkıyor. 2021 ve 2022 oranında net kar neredeyse %80'e yakın bir artış gerçekleştirmiş. Ciro özellikle %80'e yakın artış gerçekleştirirken net karda neredeyse hemen hemen 3 katı bir artış görüyoruz burada. %250'lik bir artış görüyoruz. Ve düzenli olarak cironun ve net karının arttığını görebiliyoruz burada. Genel anlamda tek bir grafikte aslında Selçuk Eczacı Deposu'nun gücünü bize anlatmış olmuşlar. Peki neden Selçuk Eczacı Deposu dersek? Selçuk Eczacı Deposu 64 yıldan fazla süredir ilaç dağıtım alanında sektörün en güvenilir ve saygın kurumlarından birisi. 90'ların ve 2000'lerin dinamik büyüme oranı ile değerlendirilen şirket son durumu itibariyle %40'a yakın pazar payı ile pazar lideri konumuna gelmiş. Mevcut durum itibariyle 115'in üzerinde lokasyonda 6100 civarında personelle çalışmasına devam ediyor ve 2300'e yakın araç filosu ile yurdun her köşesine 26.000'den fazla eczaneye hizmet sunmakta. Nüfus dinamikleri ile düzenlenmiş altyapısı ile Türk ilaç sektörü 300'ün üzerinde tedarikçinin 25 civarında ekonomik büyüklüğü anlamlı dağıtıcının ve 30.000 civarında eczanenin faaliyet gösterdiği büyüme potansiyeli çok yüksek bir sektör arkadaşlar Türk ilaç sektörü. Selçuk Eczacı ise bunun farkına varmış ve yalnız kar odaklı bir faaliyet yerine bir ülkenin sağlık sektöründeki hizmet kalitesinin o toplumun güçlü olmasındaki en önemli etmenlerden birisi olduğunun bilincine vararak bu nedenle operasyonel gelişme ve gerekse finansal yapısının güçlü olmasına özen göstererek bu iki başlığı birinci öncelikleri olarak baz almışlar arkadaşlar. Tarihçesine bakarak da Selçuk Eczacı Deposu'nu inceleyebilirsiniz. Burada tarihçede Konya'da kurulduğunu, 1958 yılında faaliyete başladığını görüyoruz. Türkiye 35 yaşında genç bir cumhuriyet olarak her türlü atılıma ve gelişime açık bir ülkeymiş. Ve bunun farkına vardıktan sonra gerekli birikim ve altyapıya sahip kimselerle Ahmet Kereşoğlu, Konya, Ermenek'te ticari faaliyetlerini sürdüren serbest bir girişimciymiş aslında. Ailedeki eczacı ve diğer ticaret erbaplarında da iş ve ticaret dünyasının içindelermiş. 10 Ekim 1958'de Selçuk Eczacı Deposu bir aile şirketi olarak faaliyete geçmiş. Daha detaylı devamını okumak isterseniz bu uzun paragrafı mutlaka okuyup bitirebilirsiniz. Ama bugün Selçuk Eczacı Deposu'na baktığımızda 115'in üzerinde şubesi Türkiye çapında 26.000'den fazla eczaneye hizmet ulaştırmakta, 6.100 civarı çalışanı ve 2.300'den fazla aracıyla tüm bu koordinasyonu yürütmekte dostlar. Onu da geçtikten sonra artık Selçuk Eczacı Deposu'nun bir organizasyon şemasına bakabilirsiniz. Burada yönetim kurulu başkanı, genel müdür yardımcılarını görebiliyorsunuz. Ortaklık yapısına baktığımızda Selçuk Eczacı Holding'i görüyoruz. Nazmiye Gürgen'i görüyoruz. Sonay Gürgen'i görüyoruz. Bunların ufak da olsa bir payları mevcut. Yine aşağılarda Nezahat Kereşoğlu ve Kadriye Fügen Ural'ı görebiliyoruz. Halka açık kısım burada bize %20 olarak verilmiş. Fakat
Bindables tarafında %17,58'lik bir halka açıklık görüyoruz. Onun nazarında da Selçuk Yazıcılar Holding'de %82,42'lik bir pay görüyoruz. Şimdi artık Selçuk Eczacı Deposu'nun ne yaptığını biliyoruz. Bilmemiz gereken bir şey daha var. As Eczacı Deposu da yine grup firmaları arasında. Bunu da söylemekte fayda var. Onun haricinde tabii ki şubelerini inceleyebilirsiniz. Baktığımızda online depo, web depo falan bunların hepsine bakabilirsiniz. Ama ben şu an için gerek duymuyorum. Vakıfları var. Ahmet Nezahat Kereşoğlu Vakfı, bunu inceleyebilirsiniz. Ben artık bir an önce Findables tarafına ve ondan sonra da teknik tarafına geçmek istiyorum. Şimdi geldik Select koduyla işlem gören Selçuk Eczacı Deposu'na. Baktığımızda 7,5 milyarlık bir öz kaynağımız mevcut. Net borcunda bir miktar artış görürken finansal borçlarının yatay seyrettiğini, hemen hemen yatay seyrettiğini söyleyebilirim. Onun haricinde baktığımızda duran varlıklarında %4'lük bir artış, dönem varlıklarında ise %7'lik bir azalma söz konusu. Satışlarımız %93 artarken brüt karımız %59, esas faaliyet karımız %54 artmış ve yine Fabok tarafında %50'lik bir artış görebiliyoruz. Net dönem karımız da geçtiğimiz yıla göre %58 oranında artmış olarak gözüküyor. Çeyreklik karlara baktığımızda geçtiğimiz yıl 370 milyon liralık bir 6 aylık kar görürken bu yıl 379 milyonluk bir artış söz konusu. Genel anlamda ilk Mart ayındaki karlılıkları biraz daha fazla çıkıyor şirketin. O da baktığımızda geçtiğimiz yıla göre bu yılki Mart ayında tam %100'lük bir büyüme gerçekleştirmiş. Artık 9 ve 12. aylık bilançoları takip edeceğiz. Onların da olumlu geleceğini düşünüyorum ben. Onun haricinde bu büyüme oranı, bu rasyonel veriler gayet güzel. Sermaye artırım ve temettüye baktığımız zaman 621 milyonluk bir tahta karşımıza çıkıyor. 2010 yılında en son bedelsiz av alanında artmış ve kendi iç kaynaklarından da bedelsiz vererek tahtayı büyütmüşler. Yine baktığımızda bakın düzenli olarak 2012 yılından itibaren düzenli olarak temettü ödemesi yaptığını görüyoruz. Ve 2023'ün Nisan ayında son temettüsünü net 22 kuruşluk yani %7'lik dağıtım oranıyla gerçekleştirmiş. Rakip firma analizlerine bakarsak neler söyleyebiliriz? İlaç ve sağlık sektöründe şirket karşımıza çıkıyor. Yine burada 13.08 FK, 5.04 PDD ve 10.38 FOWEC'te fiyatlandığını görüyoruz. Sektör ortalamaların bir tık içinde bir tık üstünde diyebilirim ama gayet makul oranlar olarak karşımıza çıkıyor bu oranlar. Şimdi gelelim Selçuk Eczacı Deposu'nun teknik grafiğine. Genel anlamda herkesin merak ettiği, videolarda merak ettiği bölüm bu. Ama bu videoların bence en önemli bölümlerinden birisi. Bu Findables'ta baktığımız arkadaşlar satışlar, karlar vesaire o tarafları da atlamayın mutlaka. Haftalık grafiğimizi açtık. Haftalık grafiğimizde Selçuk Eczacı Deposu'nun yükselen bir ivmesini net bir şekilde görüyoruz. Daha önceki trendimiz burada 8-9 liralarda yukarı yönlü kırılmış ve devam etmiş. İkinci trendimiz ise yine burada aynı şekilde 19 liranın üstünde kalması ve 29 liralarda onay alması ile birlikte devam etmiş. Şimdi baktığımızda 3. trendin üzerindeyiz. Bu 3. trendimizin oluşumu nasıl gerçekleşmiş hemen ona bakalım. Net bir şekilde 15 Şubat 2023 tarihinde yani haftasında geçemediğimiz trendi biz burada 14 Ağustos 2023 tarihinde yukarıya doğru geçmişiz. Geçtikten sonra güzel bir ivmeyle birlikte %21'lik getiri şu an elde ettirmiş. Ama hala yukarıya doğru bir potansiyel var mı? Tabii ki var. Bu potansiyel de hissemizde bulunuyor. 26'dan 52'ye giden bir şirket. Net olarak burada %100'lük bir kanal hedefi var. Yine buradan da yukarıya doğru 75-76 liralara ilk etapta gitmesi gerekiyor. O yüzden hala yukarı yönlü bir hedefi mevcut Selçuk Eczacı Deposu'nun kısada. Neden kısada dediğimi şimdi anlayacaksınız. Günlük grafiğe geçtiğimizde neler söyleyebiliriz? Artık grafik tarafında birazcık daha yakınlaşıyoruz. Günlük grafikte baktığımızda gördüğümüz şuradaki bir tepe noktamız var ve bu tepe noktasını nizami bir şekilde yukarı yönlü kırdığını ve bu trendi yukarı yönlü kırdıktan sonra da şurada 57 lira 50 kuruşun üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru yükselişini devam ettireceğini görebiliyoruz. Yani Selçuk Eczacı Deposu bu saatten sonra alacak pozisyonlarında portföylerinde bulunduracak arkadaşlar için 57-50 stop ile takip edilebilir. Buradan yukarıya ise 57-50'lik stopun ilk getirisi %34'lük bir getiriyle 76 liralar olacaktır. Bu 76 lira seviyesini iyi bir şekilde takip etmek gerekiyor. Onun harici biraz daha yukarıları hedefleyecek olursak, orta vade hedefine geçecek olursak tabii ki burada işler birazcık daha değişebilir.
Burada değişen iş ne olur? 91 liralara kadar bir marj beklentisiyle şirket tutulabilir. Genel anlamda sağlık tarafına 2024 yılında da çok büyük işler düşeceğini düşünüyorum ben. Biliyorsunuz Amerika tarafında da varyantla ilgili Biden'ın yaptığı açıklamayla en azından dediler bir aşıları yine vurdurur. Yani genel anlamda şu varyant olayı tekrar gündeme gelecek gibi duruyor. Tabii ki depolama şirketi, ilaç depolama şirketi olduğu için de Selçuk Eczacıbaşı Deposu da bunlardan olumlu yönde etkilenecek. Çünkü genel anlamda sağlık sektörünü yukarıya doğru alındığı için bu biliyorsunuz ilk öncelikle bizler beklentileri fiyatlarız. Hastalık, sağlık tabii ki bunlar sürekli olan şeyler. Umarım dünyanın düzeni daha fazla bozulmaz demekten başka da bir şey düşmüyor. Ama hastalıkların artacağını her şeyini bildiğimiz için bu depolama tarafında Selçuk Eczacıbaşı da büyük bir pay düşüyor. Ki pazarın %40'ını ellerinde tuttuğunda bize söylemişler. 4 saatlik grafikte baktığımızda da net bir şekilde Selçuk Eczacıbaşı deposunda düşen kırılımı mevcut. Yani artık yukarıya doğru kendisini atması gerekiyor. Burada atacağı ilk seviye ara bir major yakalayacak olursak dostlar şu şekilde takip edilebilir. Net bir şekilde bizim şuradaki 76 lira hedefimize kadar bir boşluk mevcut. Yani bu hafta hemen kısa vade al sat yapmak isteyen arkadaşlar için Selçuk Eczacıbaşı deposunda da %20'lik bir getiri beklentisiyle pozisyon alınabilir. Teknik tarafı gayet olumlu. Gayet beğendiğim teknik tarafı sağlam hisse şirketlerden bir tanesi. Demel tarafına geçtiğimizde de zaten buradaki rasyoları güzel. Karlılığı iyi ve toparlanmaya devam eden şirketlerden bir tanesi. Zaten öyle ufak tefek değil 50-60 yıllık bir deneyimden bahsediyoruz. Bu çok önemli. Kendi pazarının lideri olması bu çok önemli. Yani ileriye yönelik de yükselecek hedefleri olan şirketlerden bir tanesi. Zaten 91 liralara kadar bir marj bekleyen şirketten bir tanesi. Bu da ne yapar? %47'lik bir yükseliş elde ettirir bizlere. Selçuk Eczacıbaşı deposu ile ilgili şimdilik vereceğim bilgiler bu şekilde. Kafanıza takılan bir soru olursa YouTube tarafından sorabilirsiniz. Özellikle YouTube tarafından bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bakın bugün öğlenden sonra bir canlı yayın açma fırsatımız oldu. 5 saat önce burayı da izleyebilirsiniz. Yani YouTube tarafında abone olup bildirimleri açmanız ilk etapta çok önemli. Kanalımıza destek olmak adına da bol bol paylaşım ve RT yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.